Sercan hoş geldin. Hoş bulduk. Yine bir teslimat videosu. Evet. Almıştık, bakımını, tahminini yaptık. Gerçi sen bizden daha çok şey yapmışsın. Estağfurullah abi. Baktığın zaman. Abi biz bütün bakımlarını yaptık. Direksiyon ayarıdır, fren ayarıdır. Zaten artık 0.11'ler. Gerçi biz buna 0.11.5 diyoruz. Evet, birazcık öyle oldu. Emre ile bizim aramızdaki diyalog direkt Emre diyorum ki Emre diyorum şu 11.5'u getirsen artık ona başlayalım diyorum. Hani gerçekten çok güzel şeyler yapmışsın. Teşekkür ederim. Neler yaptın? Nasıl uğraştın abi bu cihazla? Şimdi şöyle, ben ilk bunu fabrika çıkışta aldım. Stok olarak aldım. Kafamda da böyle bir şeyler yoktu. İnternetten araştırarak, birazcık da elektronik bilgisini kullanarak hani sınırları ne kadar zorlayabilirim adı altında. Kendi kendime işte böyle hem hobi hem ulaşım olarak kullandığım bir cihazdı bu. Birazcık geliştirdim, motorunu değiştirdim, pillerini ek ilave yaptım, beynini değiştirdim. Tabii kaç amper pil var bunda şu anda? Toplamda 22 amper pil var. Evet. Çift blok halinde çalışıyor. Birbirine yakın amperler olduğu için kullanabiliyorum ikisini bir arada. Uzun bir süredir de kullanıyorum aslında. Hani iki yaz dönemi kullandım. Nereden baksanız... Sen iki yaz önce mi yaptın bu işlemi? Bu ikinci yazım. İkinci yazım neredeyse hani iki yaz dönemi dolduracağım inşallah yani. Evet. Hani bir 3000-4000 kilometre yaklaştı yani açıkçası. Günlükten nereden baksanız 25-25-50 kilometre yol kat ediyorum bundan. 50 kilometre seni götürüyor. Götürüyor. Bitiyor mu peki sonra? Yok, %50 civarında kalıyor. Evet. Daha sonra yine... Gayri yani ihtimal şey olmasın yani şarjım yolda kalmamak maksadıyla tekrardan dolduruyorum. Arka motor 1600 watt. 1600 watt. 1600 watt. Sen bunları yurt dışından mı getirttirdin yoksa? Tabii yurt dışından. Piller burada yapıldı. Pilleri kendim yaptım evet. Kendi bir yerli bir firmadan aldım pillerle vasıtasıyla. Bir yine elektronik devre kartı var. Kendi pilin İşler, şarj edebilmesi için. Kontrolcü değişti. Kontrolcü de değişti. Gaz kolu da değişti. Gaz kolu değişti. Yani bir değişmen kasası kaldı herhalde. Bir kasa hariç. Her şey değişti. Her şey değişti. Aynen. Peki az çok hani ne kadar oldu bunu yapalı? Ortalama 1,5 yıl. Yaklaşık 6 ay sadece bunun parçalarını bekle, topla, tekrardan uygunluğunu kontrol et falan 6 ay kadar uğraştım. Motor, kontrolcü yurt dışından. Tabii. Burası yurt dışından. Yurt dışından. Yurt dışından. Onlarca sadece pil buradan. Pil buradan. Peki kaba taslak 1,5 sene önce ortalama ne kadar mal oldu bu işlemlerin hepsi? Şöyle 4800 liraya cihazı aldım. Bir yaklaşık 5000 lirada kendim bu uğraşlarım şeyinde bir masraf yaptım. Hani muadillerine göre bence gayet yeterli bir ürün oldu şu anda. Ya zaten gidişi falan hepsini hissettiriyor. Ah bir de çift motor olsa kimse tutamaz. Yani hani amacın da o ama bu kasa buna müsait değil. İşte aynen zayıf kalıyor. Evet zayıf kalıyor. Peki sen şimdi takipçilerimiz bize yazıyor. İşte menzil uzatmak istiyorum, amperi yükseltmek istiyorum, pil kapasitesini yükseltmek istiyorum. Peki şu şartlar altında artık ben de bunu söylüyorum da sence bu mantıklı bir şey mi? Yoksa bir üst atıyorum o parayla bir üst segment bir scooter alınabilir. Yani şöyle eğer işte sizin videolarınızda da dediğiniz gibi eliniz alyan tutuyorsa elektronik bilginiz varsa hobi olarak uğraşılabilir. Ama bundan çok bir şey beklememek gerekiyor. Yani kafadaki sonuçları vermeyebiliyor. Evet. Ve bu kasa buna çok müsait bir kasa değil. Zaten öyle motor takamıyorsun. Yani başa dediğiniz kaldırmıyor. Gibi, keza öyle. Ya o yüzden hani bunun standartlarında kullanmak gerektiğini ben öğrendim. Yaklaşık 6 aylık uğraşım sebebiyle. Kasanın, bu arada kasa kesildi, biçildi, yeri, bazı yerleri kaynak yapıldı. Ona rağmen ancak bu kadar oluyor. Yani bunun daha ötesi yok. Tabii altı kapağı çünkü tabii. Açmışsın, orayı büyütmüşsün. Kendim ekstra metal atölyesine gidip büktürdüm, işlerini yaptırdım. Ve bunlar da çok sağlıklı bana geri dönüşü olmadı. Bunlar da ekstra bir uğraş gerektiriyor. Tabii. O yüzden... Mesela şu anda farları çalışmıyor. Farlar çalışmıyor. Çünkü yeni beyin hani bu şu an mevcuttaki uygun değil. Voltajı kaldırmadığı kesinlikle. İçin çalışmıyor. Aynen. Hız göstergesi çalışmıyor. Kez hız göstergesini öyle. Kaldırdın. Hı-hı. Çünkü o da kaldırmıyor. Aynen öyle. Sadece burada voltajı gördüğün bir ibare var. O aynen öyle. Geri kalan şey analog. Ya aslında şöyle bir şey. Bana şöyle geliyor abi. Şimdi senin için şurada hız göstergesini görmek mi önemli yoksa o yokuşu rahat bir şekilde çıkmak mı önemli? Valla açıkçası zaman. Şu anki son halini görüyorsunuz. Hı-hı. Benim için hız önemli değil. Beni istediğim vaziyet, istediğim rahatlıkla götürebiliyorsa hız zaten önemli değil. Yani ortalama şey bir otobanda gitmediğimiz için bir hız sınırlamasına da tabi olmuyor bu cihazlar. Evet. O yüzden hani mühim olan sıkıntısız bir şekilde motoru yormadan bir yokuş varsa onu çıkabiliyorsa benim için hız önemli değil açıkçası. Aynen öyle. Yani atıyorum
5 dakika geç varırım evime, yani çok hızlı önemli değil. Zaten bu cihazlarda hız yapmak çok da mantıklı değil. Aynen. Ya zaten benim için en kötü ne biliyor musun? Ayağını yere koyduğundan hani böyle ittiriyorsun ya, ittirdiğinden olay bitiyor zaten. Aynen öyle. O anda hani scooter'dan bir nebze de olsa soğuyorsun abi. Kesinlikle. Yani baktığın zaman ben her zaman takipçilerimize de söylüyorum mesela. Hani scooter alacaksanız eğer kilo ile orantılı. Kesinlikle. Yani 800 watt mı alacaksın? O kilon onu mu kaldırıyor? Aynen. Onu al. Ama kilon düşük mü? 500 mi alacaksın? O senin işi görüyor mu? Veya gideceğin güzergahta yokuş ne kadar az, ne kadar o çok. Hani bu her zaman önemli olan bu mantık. Kesinlikle. Aynen öyle. Çünkü araba gibi bir 2. 3. 4. 5. vitesin yok. Şöyle de bir şey düşünüyorum. Hani son kullanıcıları düşünerek. İlk defa bu cihazlardan alınıyorsa adam insanların kafasında bir fikir yok. Evet. O yüzden birazcık daha tecrübeli, tecrübeye dayanmış olan insanlara bunları danışıp almak da aslında birazcık daha makul sebepler. Çünkü insan kullanırken ne istediğini anlayabiliyor. Kimisi hız istiyor, kimisi... Sen kullanmadan anlayamıyorsun. Kullanmadan anlayamıyorsun ve o insandan insana da değişiyor. Amacına göre aslında yönelmek gerekiyor. Şimdi üst modeller var. 80, 90, 100 bin liralık, 150 bin liralık cihazlar var. Ama şimdi bakıldığı zaman onların ayarında motosikletler de var. Evet. Tek avantajı geriye kalıyor masraf. O da elektrik masrafı dediğimiz. Hani elektrik masrafı da çok bir şey, yani şey yapmıyor, vergileri yok. Bir maliyetleri yok. Sigortan yok. Sigortası yok. Yarın bir gün gelebilir de keza. O olacak. O konuya gidiyor. Ama onları elemine edersek aynı işi motosikletler de yapıyor ve scooterlara göre ayrı dinamisi olsun, şeyleri olsun daha güvenli ve bakımları daha kolay. Hani o yüzden o miktarlara çıkıp da scooter almaktansa belki motor olmak ve bir ehliyetli bir motorlu taşıt almak bence çok daha makul. Aynen, aynen. O zaman konu başka yerlere kadar gidiyor. Aynen öyle. Memnun kalmışsındır inşallah. İnşallah. Her bakacağız. Zaman bekleriz. İnşallah. Alışverişimiz her zaman olacak. İnşallah. Sen de bizdensin. Eyvallah. Sonuçta elin yatkın, çok güzel bir şey çıkarmışsın ortaya. Tabii ki. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Arkadaşlar, başka bir videoda görüşmek üzere. Teslimat videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.